Herkese merhabalar. Endless Abroad Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı'ndan Şevval ismim. Bugün sizlerle Almanya'da lisans ve yüksek lisans imkanlarını tanırken aynı zamanda da BSBI Okulu'nun Türkiye Bölge Sorumlusu Günel Hanım'ı ağırlıyor olacağız hep birlikte. Dilerseniz yayın süresince Almanya'da lisans ve yüksek lisansla alakalı aklınıza takılan soruları yorum kısmından bizlere sorabilirsiniz. Günel Hanım da artık beraber elimizden geldiğince özellikle tabii ki yayın boyunca Berlin'i size tanıtıyor olacağız ama genel okulla alakalı sunulan bölüm alternatifleriyle ilgili bilgileri de yine sizlerle paylaşıyor olacağız. Günel Hanım'a yayına... Bu arada umarım herkesin Merhabalar. Merhaba. Günel Hanım, nasılsınız? Teşekkürler Şevval Hanım. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Sizleri gördüm, daha iyi oldum. Çok sağ olun. Nasıl geçiyor karantinanız? Valla yani evden çalışıyorum. İstanbul'dasınız değil mi hala? Evet. Evet, İstanbul'dayız. İyi, süper. Bakalım bitmesini bekliyoruz, öyle diyelim. Evet, sanırım bu biraz daha kısa ama böyle ufak bir deneyim olarak kalacak hepimizin hayatında. Umalım ki son olsun. Bundan i̇nşallah. Sonra inşallah Türkiye'de de Avrupa'da olduğu gibi işler yoluna girer diyelim. Ben Hadi. Sizleri tabii ki çok iyi tanıyorum. Ekibimiz aynı şekilde. Aramızda yine tanıyan öğrencilerimiz var ama evet. Usul gereği sizlerden hem bir kendinizi tanıtmanızı hem Tabii. de biraz BSBI'den bahsetmenizi rica edeceğim. Tabii tabii. Çok teşekkürler bugünkü yayınınız için. Umarım öğrencilerimiz için faydalı olur. Ben Türkiye Pazarı Temsilcisi, Berlin School of Business ve Innovation Okulu'nun resmi temsilcisiyim ve öğrencilerin bütün sorularına bugün cevap vermek için buradayız. Ve bizim okul konusunda, okul hakkında konuşacağım tabii ki. Almanya'da yaşam nasıl olacaktır, nasıl eğitim sonrası kalabilirler öğrenciler. Almanya zaten biliyoruz ki ülke olarak yani top destinasyonlardan biri Avrupa'da. Yani öğrenciler Avrupa dediğinde ilk Almanya akıllarına geliyor. Çünkü hem eğitim açısından kaliteli hem de ki yaşam standartları tabii ki ekonomi açısından stabil olan bir ülke olarak yani herkes Almanya'yı tercih eder Avrupa'da. Ve şunu da söylemek isterim. Almanya tabii ki ikinci Türkiye diyorlar. Çünkü Özellikle Türk Berlin, öğren. değil mi? Evet. Yani Berlin'de inanın ki kimle böyle selam desen, hay desen sana merhaba diyecekler. Çünkü gerçekten çok Türk var. Yani Güzel bu bir tabirmiş, avantaj evet. diyelim. Hay desen merhaba diyecekler, aynen. Bir Berlin özeti Evet. gibi oldu. Okulun da bu arada konumuna bakarken hani böyle köfteciler, Türk restoranları falan havada da uçuşuyor yani bir yandan. Onu da tabii ki hatırlatmakta fayda. Bir Aynen. gözlem çekmeyecek yani öğrenciler. Biz olumlu Aynen. taraftan bakmaya çalışalım. Evet tabii. O okulun konumu zaten merkezi. Eğitimi %100 İngilizce sunuyor okulumuz ve işletme bir okulu Berlin School of Business ve Innovation'da. Öğrenciler veya eğitim düşünen veya göçmenlik düşünen kişiler için zaten en doğru ve en kolay yolu hep eğitim olmuş. Yani eğitimle gitmeniz daha rahat. Orada bir hayata devam etmek istiyorsanız da, kalmak istiyorsanız da tabii ki eğitimi ilk aklımıza gelmeli. Ve şunu söyleyebilirim. Berlin School of Business ve Innovation Okulu işletme bir okulu. %100 İngilizce eğitim sunuyor öğrencilerimize ve çok güzel programlarımız var şu an. Hem yeni partnerlerimiz geldi ve yeni programlarımız eklendi. Bence öğrenciler için çok faydalı olacaktır. Özellikle yüksek lisans programlarımız arttı. O yüzden bunların tanıtımını yapmak isterdim öğrenciler için. İsterseniz adım adım gidelim Günel Hanım. Hem hani Tabii. birazcık ben böyle aşağıda yazılan yorumları da dikkate alarak size yönlendiriyor Tabii. olacağım. Böyle hepsini bir çırpıda anlatıp 20 dakikada kaçmak istemiyorum ben açıkçası. Tamamdır. Biraz benim yayınlar uzun sürüyor. Hemen şimdiden bilginiz olsun yani. İşin esprisi Tamamdır, tabii ki süper. ama tabii Almanya'da öğrencilerin en çok sıkıntı yaşadıkları konu diyelim. Türkiye'de ikinci dil, daha doğrusu yabancı dil olarak okutulan dil her zaman için İngilizce. Bir kere buradaki Evet. avantajınızı söylediniz. Tüm bölümlerinizin İngilizce oluyor olması. Yine de Evet. öğrencilerin Almanya'daki göçmenlik prosedürlerinden yararlanabiliyor olması. Eğitim Tabii. sonrası çalışma izni birazdan bahsederiz. Bunlar zaten en büyük avantajlarınız. Ama özellikle Türkiye'deki öğrenciler için tabii ki Almanya'daki devlet okulları da bir alternatif. Ben burada size Hı. şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Tabii. Yorumlarda ne okuyacağımı çok iyi biliyorum çünkü. Almanya'da lisans eğitimi ve yüksek lisans eğitimi ücretsizken neden BSBI'de eğitim almalı Türk öğrenciler? Buradaki Hı. faydalardan biraz bahsetsek acaba nasıl olur?
Tabii çok güzel bir soru. İlk şunu söylemek isterdim öğrencilerimize. Yani Almanya'da ücretsiz dediğiniz bir şey zaten ufak tefek ücret oluyor. Orası hiç neredeyse ücretsiz diyebiliriz. Ama talepleri, kriterleri çok yüksek. Ortalamanız çok yüksek olmalı. Dil belgeniz Almanca ise Almancanız, İngilizce ise IELTS'ınız çok yüksek olmalı ki devlet okulunu kazanasınız. Yani inanın ki güzel profiller de var. Mesela devlet okulunu kazanamıyor. Çünkü çok rekabetçi, çok başvurular alıyorlar. Orada bir de prosedür gereği de yani çok yorucu bir süreç. Çünkü diplomaların transkriptini aslında yolluyorsunuz Almanya'ya ve tamamıyla farklı oluyor özellerde. Ama dediğim gibi ortalama çok yüksek istiyor. Mesela bazı öğrenciler ortalama tutturamıyor ve şundan vazgeçiyorlar. Ben Almanya'da zaten eğitim alamam. Veya ben zaten Avrupa'da bu ortalamayla eğitim alamam veya 3'ün altındaysa niye gideyim ki yurt dışına? Öyle bir şey yok. Alternatif olarak hep özel okullar var. Özel okulları daha çok mesela BSBI olarak iş hayatına hazırlıyor öğrencileri. Özellikle yüksek lisans öğrencilerini mesela hem bizde İngilizce %100 eğitim aldıklarına rağmen Almanca da eğitim alıyorlar. Ücretsiz Almanca dili eğitimi alacak öğrenciler. Yani A1 seviyesinden bu arada. Ve çok esnek eğitim sunuyor. Yani bu işletme okulları öğrenci tamamıyla iş hayatına hazırlıyor. Daha çok zamanı kalsın öğrencinin mesela part-time çalışma izni olacaktır iş bakması için. Ve esnek eğitim dediğim de haftada 2 veya 3 gün gidiyor okula. Süper. Yani o Yani yüzden aslında avantajlar var. süper. Alman eğitim ekolünün biz o hani devlet okulunda da sonuçta biz öğrenci yerleştiriyoruz. Hani bu söylediğimizde yanlış anlaşılmasın. Ama tabii ki özel okulların avantajlarını burada da bahsediyor olmamız lazım ki hani her öğrencinin hani bizim en disabled olarak zaten bir inandığımız bir şey bu. Biz de her öğrencinin bütçesine uygun ve profiline uygun okul var diyoruz her Tabii. zaman. Tabii ki ortalaması 3'ün üzerinde olan öğrenciler de tercih edebilir ama sanıyorum ki burada değindiğiniz iş konusu oldukça önemli. Çünkü Almanya'da devlet üniversitelerinde eğitim alırken öğrenciler belki bu Alman ekolündeki eğitim ciddiyetinden dolayı çalışabilecek pek zamanı bulamama gibi bir durumları olabilir. Dolayısıyla da sizin bu esnek eğitim anlayışında ilerliyor olmanız süper. Bir de benim bir duyumum var sizin okulunuzla alakalı. Sınavsız eğitim diyorlar sizin okul için ama doğru mudur? Aslı astarı var mıdır? Nasıl? Pardon, duyamadım. Sınavsız eğitimle alakalı da böyle bir duyumum da var benim. Bir onu da sormak istedim size. Okulda sınav mı oluyor? Öğrenciler nasıl eğitim alıyorlar? Bizim şimdi Tabii. öğrencilerin en bayıldığı konu bu çünkü. Şu da var. Bizde sınavlar yok. O öğrenciler bu sınav stresinden tamamıyla azat oluyor diyebiliriz. Yani proje bazlı geçiş yapıyorlar. Projeler çalışıyorlar hocalarıyla ve proje bazlı geçiş yapıyorlar. Ve bir günde size söyleyeyim mesela öğrenci 3 gün derse gidiyorsa bir günde 4-5 saat ders görmüş oluyor. Ve 2-3 gün dediğim 2 gün akademik ders görüyor. Bir günde Almanca ücretsiz dil eğitimi. Yüksek lisans bu arada katılabilir, katılmayabilir. Ama lisanslar için mecbur kredi olarak çünkü hesaplanıyor. Ve bunu da biliyorsunuz ki devlet okullarının birçok bölümler Almanca. Dil zaten İngilizce dil bölümleri nasıl desem daha kısıtlı. Yani İngilizce eğitim almak istiyorsanız Almanya'da o kadar da çok seçenek yok mesela Almanca gibi. O da mesela farkımız olabilir belki öğrenciler için. Ama biz daha çok kariyer odaklıyız. Yani öğrenciyi sırf kariyerası için yani hazırlamak ve eğitim sonrası da orada kalıp çalışması için. Peki Günel Hanım, lisans alanında hangi programları sağlıyorsunuz öğrencilere? Güzel. Bizde lisans alanında 3 bölümümüz var. Bizim 3 akademik zaten partnerimiz var. Birisi İtalya'dan geliyor, diğeri Amerika'dan ve en yenisi İngiltere'den anlaşma yaptık. Üniversiteleri ilk tanıtmak isterdim. Bu Yeniltuno Üniversitesi İtalyan Üniversitesi oluyor. Concordia Üniversitesi Chicago Amerika'dan gelen bölümleri var mesela yüksek lisansta. Ve University for the Creative Arts işletme alanında top 7'de İngiltere'de bu arada. Ve bütün lisans programlarımız bu University of Creative Arts tarafından sağlanıyor. Business and Management bölümü var. Turizm bölümü var. Dijital marketing ve sosyal medya bölümü var. Yani 3 bölüm var lisansta. Yüksek lisansta daha çok değil ama lisansta da bütün bölümlerde de bir senelik hazırlık programımız var. Foundation dediğim. Hem akademik açısından hem dil açısından destekliyoruz öğrencileri. Süper.
Süper. Peki lisans öğrencilerine aslında önce yüksek lisansla sorabilirim. Belki fiyat burs konusunu sonra konuşabiliriz ama özellikle yüksek lisans alanındaki öğrenciler için çok fazla bölüm alternatifimiz ve çok fazla okul alternatifimiz de var dediniz. Az önce akademik partnerlerinizden bahsettiniz. Yani öğrencilerimiz sizin Almanya'daki Berlin'deki okulunuzda okuyup o çevrede eğitimlerini alıp farklı ülkelerin diplomalarını da eş zamanlı olarak edinebiliyorlar. Bu da yine bence çok büyük avantajlardan bir tanesi. Tabii bir de hani araya dipnot belki şunu da söylemekte fayda var. Fiyat konusuna gelince onu da biraz belki açarız. University of Creative Arts dediniz. Tabii Creative Arts çok çok iyi bir üniversite. Oradaki kosttan yani maliyetten çok daha uyguna size lisans eğitimi alabiliyor öğrenciler. Ben özellikle bunun da altını çizmek isterim burada. Sonuç olarak her zaman için böyle bir alternatifin olması ve üzerine de ekstra olarak bu kadar uygun fiyata birazdan fiyat konusuna geleceğiz. Peki yüksek lisans kısmında hangi alandan öğrenciler sizde gelip yüksek lisans yapabilirler? Biraz kabul şartlarınızı merak ediyoruz. Çünkü not ortalaması Türkiye'de derin bir yara. Özellikle lisans öğrencileri için. Ve tabii ki bir de ben hukuk okudum ama bu bir alanda ailemin istediği bir alanda. Şimdi ben meslek değiştirmek istiyorum. Ya da İngilizce öğretmenliğinden mezunum. Baktım İngilizcem çok iyi. Ama ben farklı bir meslek katmak istiyorum kendime. Bu tarz profillere de açık bir okul mudur? Yönetim okulu ama bu tarz farklı öğrencileri de kabul edebiliyor musunuz? Aslında bu mesele daha önceki sorunuza da bir cevap. Mesela devletle farkımız ne? Devlet okullarında biliyorsunuz ki geçiş, yani hangi bölümü bitirdiyseniz ise ona yakın veya onunla devam etmelisiniz. Çünkü katiyen izin vermiyorlar bölüm değişikliğine. Ama bizde mesela mimarlığı diyelim bitirdiniz lisans olarak. İnovasyon ve girişimcilik yüksek lisansı veya MBA yapabilirsiniz. Yani yeter ki bunu motivasyon mektubunuzda açıklayasınız. Yani neden bölüm değişikliği yapıyorsunuz? Neden böyle bir yola geldiniz ve bu bölümü neden istiyorsunuz? Almanya'da eğitimi niye istiyorsunuz? Yani bunu motivasyon mektubunuzda açıkladıktan sonra öğrenci, yani hiçbir sorun olmuyor ve kabul alabiliyoruz aslında. Yani bu da aslında avantajlardan biri diyebilirim bir SBA için. Çünkü devlet okulları Almanya'da dediğim gibi buna izin vermiyor. Ve öğrenciler için avantaj şu ki, University for the Creative Arts'ın veya Concordia Üniversitesi'nin, Amerika'da olan üniversitenin MBA programları veya diğer program, diyelim dijital marketing programları, okulların kendi sitelerinde baksalar Çok özür dilerim. Ben de sesiniz gitti ama okulların kendi sitelerinden baksa öğrenciler dediniz en son. Ben orada kaldım. Evet. Öğrencilerin kendi mesela baksalar sitelerden, fiyat tamamıyla farklı olacaktır. Yani 3 kata çıkacaktır ve şartlar da daha zor olacak aslında. Ama biz anlaşmalı olduğumuz için uygun fiyatlar, uygun şartlar ve öğrenciler Berlin'de İngiltere diploması alıyorlar veya Berlin'de Amerikan diploması alıyorlar. Yani bu çok güzel aslında bir avantaj öğrenci için. Ve güzel okulların diplomasını alıyorlar. Yani diplomasında Amerikan mezunu gibi geçiyor veya İngiltere mezunu gibi geçiyor ve yine de devlet okulları nasıl ki eğitim sonrası 18 ay oturma izni veriyor, part-time eğitim süresinde çalışma izni veriyor, BSB'ye de aynı şekilde bunu yani öğrenciler için sağlıyor. Süper. Peki giriş koşulları kısmında nasıl bir süreç bekliyor öğrencileri? Yani genel olarak tabii birçok evrağa vakıfız ama sizin bir kolaylığınız var mı? Burada malum pandemi sürecinden dolayı öğrenciler evraklarını toparlamakta biraz sıkıntı yaşıyorlar. Birazdan da söyleyeceğimiz bursların son günleri yaklaşıyor. 17 Mayıs'a kadar Türkiye'de bir tam kapanma var. O yüzden de belli esneklikler var mı burada başvurusunu burslardan yararlanarak bitirmek isteyen, sonuçlandırmak isteyen öğrenciler için? Tabii lisans eğitimi düşünen öğrenciler için ortalamaya bakarak burs veriyoruz. Yani %50'ye kadar burslar var lisans öğrencileri için. Yani bu çok güzel bir fırsat. Yani tamamıyla öğrencinin ortalaması yüksek olsa %50 indirim alacaktır. Ama düşük olsa da yine de minimum %25 indirim alıyor. Yani her bir öğrenci yani kendi payını alacak, öyle söyleyebilirim. Yüksek lisans için de deadline'lar var. Yani deadline'ımız da Haziran'a kadar, Haziran sonuna kadar. Yüksek lisansta da indirimlerimiz var ve çok güzel indirimler var gerçekten. Ekim'de dersler başlıyor. 3 kere öğrenci alımı zaten yapıyor BSBI Ekim, Şubat, Mayıs olarak.
Esneklik şu konuda yaptık. Mesela biliyoruz ki artık kapanma olduğu için IELTS merkezleri de kapanmış. Şu an sınavı veremiyorlar öğrenciler. Bizim kendi dahili password testimiz var, dil sınavı. Aslında IELTS'tan bir tık daha kolay diyebilirim. 2 günde cevaplar çıkıyor. 45 euro ücreti de yani daha makul. Öğrenciler direkt evden bilgisayar üzerinden, tabii ki kamerası açık olacak, o şekilde o sınava girebiliyor. Ve 2 günde cevapları çıkıyor. Diyelim ki öğrenci puanını tutturamadı. Yine IELTS gibi 6 istiyoruz bütün bölümlerimizde. Password testte de 6 istiyoruz. Yeniden girebilecek o sınava. Yani hatta daha önce biz denemesini de yolluyoruz öğrenciye. Yani bir baksın nasıl bir sorularla karşılaşacak aşağı yukarı. Yani bu da bence avantaj öğrencilere ve böyle bir esneklik de sağladık. Çünkü eskiden bu test sınavını bir tek Avrupa vatandaşları için sunuyorduk. Şimdi Türkiye için de sunuyoruz bu testi. Güner Hanım, fiyatlarda burslardan bahsettiniz ama burssuz ve burslu olmak üzere örnek veriyorum lisansta %50 burs kazanmış bir öğrenci ne kadar okuyor sizin okulunuzda? Şöyle söyleyeyim size. Normal lisans programımızın bir yılı 9.000 euro. Bunun %50'sini indirim kazanabilir. Yani %50 ile indirim kazansa bu 4.500 Ya euroya yılı gelir ve aslında her sene öyle devam edecek. Yani uygun fiyatlı olarak tanıttığımız birçok Orta Avrupa ülkesinden de uygun bir fiyata Almanya'da lisans kapısı. Tabii. Özellikle de öğrencilerin not ortalamalarını ben daha hiç elime gelen transkriptlerde 85'ten aşağı diploma notu görmedim. Liselerde düzey bu olmaya başladı. O yüzden de bence özellikle lisans öğrencilerinin çok iyi değerlendirmesi gereken bir fırsat. Peki yüksek lisans için yani Almanya'nın denge olan ülkelerde fiyatlar işte İngiltere'de 10 bin pound'dan başlıyor. Öbür tarafta İrlanda keza benzeri seviyelerde. Amerika, Kanada en az 17-18 bin dolarları gözden çıkarması gerekiyor öğrencinin hem de 2 Evet. yıllığına. Sizin okulunuzdaki yüksek lisans fiyatları nasıl? Hani burs tabii ki indirimler var ama eğer aklınızda varsa böyle tahmini söyleyebileceğiniz bir fiyat. Tabii. Ezbere artık Değil var. mi? Şöyle söyleyeyim size. İki okuldan var yüksek lisansımız. Birisi Amerikan diploması sunan, diğeri ise İngiltere. İngiltere programlarımız 1,5 sene sürüyor. 18 ay. Amerika'dan gelen programlarımız, iki yüksek lisans programımız var. Amerika'dan zaten MBA ile inovasyon ve girişimcilik. Bunlar 2 yıllık program. Normal fiyatı inovasyon ve girişimciliği neredeyse 7.500 civarındaysa şu an 5.600 euro civarında yıllığı. Yani bu çok güzel yani 5.600 euro Almanya gibi ülkede. Mesela diğer Avrupa ülkelerine gittiğinizde öğrenci bir ülke olarak bile yani Almanya'yı seçmesi çok mantıklı olur. Veya diyelim ki dijital marketing programı İngiltere diploması veriyor. Bütün programın fiyatı şu an indirimde 7.800 euro. Yani bu indirimli fiyatını söylüyorum. Hatta indirimsiz fiyatlarımız da çok uygun aslında. Ve indirimsiz fiyatlar olduğunda da zaten en uygun okul Berlin School of Business ve Evet. Innovation biliyorsunuz. Siz söyleyin ben kimsenin kalbini kırmak istemiyorum şimdi ama siz bol bol söyleyin o kısmı özellikle bir altını çizelim. Öyle çünkü Yok. yapacak bir şey yok diyelim. Evet. Yani gerçekten de BSB hem koşulları çok uygun öğrenciler için. IELTS kısmında IELTS 6 istiyoruz. Birçok okullar 6,5 isteyebilir. Yani birçok ülkeler zaten 6,5 istiyor. Fiyatlarımız da çok uygun ve taksitlendirme de var öğrencilerimiz için. Yani taksitten de yararlanabilecekler. Öyle bir Evet. yardımımız da dokunuyor öğrencilere. Çok çok uygun fiyatlar bence de. Yani tabii ki biraz euro ile baktığımız zaman süreci belki görece pahalı gelebiliyor ama sunulan diplomanın açacağı kapılar ve tabii Almanya'da farklı güzellikler de var. Aslında biraz onları da ben konuşmak istiyorum sizi yakalamışken. Siz sadece Türkiye'ye değil başka programlara da ülkelere de bakıyorsunuz ve tabii Evet. ki işte bu eş vizeleri aile olarak gelmek isteyenler ya da çoğu insan sizin yayının başında da söylediğiniz gibi yurt dışında eğitim sürecini biraz da orada ilerleyen dönemlerde uzun vadeli yaşamak adına bir deneyim periyodu ama aynı Evet. zamanda da bir tecrübe periyodu olarak yaklaşıyor. O yüzden de burada giden öğrencilerin tabii Almanya'da iş hayatı buradan bakınca Almanca ana dili olan bir ülke. İngilizce bir master programı ile bitiminden sonra
Öğrenciler nasıl iş buluyorlar? İş bulma oranları yüksek mi? Hem bir onu sorayım, hem de aynı zamanda eğitimden sonra kalma süreci nasıl oluyor? Sanki şu anda ondan bahsetmeyince biraz öğrencilerin aklında havada kalıyor gibi hissediyorum ben. O yüzden sizi de bu konuda çok bilgili olduğunuzu bildiğim için bizim okulumuzu tercih etsinler etmesinler. Ama bu konuda bence bilgili olmalı. Almanya'ya gidecek olan Tabii, herkes. kesinlikle. Kesinlikle. Eğitim sonrası zaten 18 ay oturma izni verir ve Almanya'nın avantajı şu ki siz eğitiminizi Almanya'da bir okulda tamamladıktan sonra 18 ay oturma izni veriyor ve o sürede iş bulduktan sonra size bir sponsorluğa gerek kalmıyor. Yani bir şirket size sponsor çıksın. Hayır. Gidiyorsunuz Dışişler Bakanlığı'na job offerinizle, iş teklifinizle başvuruda bulunuyorsunuz ve oturma izninizi daha 2 yıllık uzatabiliyorsunuz. Ondan sonra ise daimi oturma iznine başvuru yapabiliyorsunuz. Daimi oturma izninin içinde zaten şartlar var. Almanca B1 seviyesinde olması gerekiyor. 2 yıllık Almanya'da tecrübeye sahip olması lazım öğrencinin. Ve tabii ki maaşı yıllık 51 bin euro civarında olması. Ama bu zaten artık orada kalma, oturması uzadı uzadı. Bu Evet. şartlara artık karşılanmış oluyor. Ve Nasıl okul mesela öğrencilerin Alman... maaşları genel olarak mezuniyetten sonra? Vardır mutlaka bir istatistik sizde bu konuda. Tabii, Hani Almanya'daki şöyle. saatlik ücretlerle ortalama bakınca. Yani çok farklı oluyor. Mesela eğitim sonrası mezunlar nerede çalışıyor dersinizde zaten biliyorsunuz biz Global University sistemin bünyesinde olan bir okulu ve inanın ki kendi mezunlarımız bizim departmanlarda da çalışıyor. Yani marketingi bitiren öğrenci bizde marketingde çalışabiliyor. Finansı Evet. bitiren öğrenci bizde yani çok büyük bir okul, büyük bir networking'i var. O yüzden öğrencilerimiz aslında hep şunu diyorum, öğrencinin skills'lerine bağlı olan bir şey. Yani kendini nasıl gösterecekse. Ama şunu da söyleyebilirim, maaşlar neredeyse Almanya'da ortalama 2500 olur. Yani eğitim sonrası. Ama şu da var. Öğrenci siz dediğiniz gibi aileler de göçmek istiyor. Birçok aile göçmenlik yapmak istiyor Almanya. Ve şunun koşulları da inanın ki yapabilirler. Yani çok zor değil. Yani şu an hatta örnek size öğrencim var Almanya'da MBA yapıyor. Hep şunu öneriyorum. İlk öğrenci gitsin kendi vizesiyle kendini sigortalasın. Sonra eşi için başvursun. Ve eşi için başvurduğunda da sadece hesapta bu bloka hesap olmuyor. Mesela öğrencilere onu da söyleyeyim. Bloka hesap oluyorsa biliyoruz ki Almanya'da ister devlet olsun ister özel vize öncesi bir bloka hesaba gerek var. Eşi için bu bloka hesap artık olmuyor. Sadece bankada hesap gösteriyorlar ki yani eşi orada yani bu parası olacaktır. Yani kendi kendine bakabilecek bir durumda olacaktır. O kadar. Ve gerçekten de bunu yapabiliyorsunuz oraya gitmeden. Yani Almancası varsa eşinin daha kolay. Orada iş de direkt başvurusunda bulunabilir, iş bulabiliyor. Yani full time eşi çalışabiliyor öğrencinin eşi. Yani Öğrenci. aslında bence verebileceğimiz en iyi cevabı verdik Günel Hanım. Çok teşekkürler. İmkansız değil ama bir hayal de değil. Yani hani çok Tabii. çalışırsak olur gibi bir şey de değil. Sürecin olağan sonucu aslında Almanya'da Tabii. göçmenlik. Öğrenciler severlerse, devam etmek isterlerse yaşamlarını orada. Tabii ki sizin sağladığınız Almanca ücretsiz derslerle de Almancaları belli bir seviyeye gelecektir. Berlin zaten herhalde Almanya'nın en multinasyonel yerlerinden bir tanesi. Yani her dili Kesinlikle. konuşmak, her dilde anlaşmak mümkün. Dolayısıyla da İngilizceyi tabii ki ortak dil olarak kullanır öğrenciler ama Almancalarını da geliştirebilecek bir ortam okul zaten sağlıyor. İş hayatı hepimizin Tabii. bildiği gibi. Yine mutlaka bu süreçleri de yaşamak isteyen öğrenci için bence güzel bir bilgilendirme oldu. Biz tabii lisans ve yüksek lisans programlarından bahsettik ama sizde doktora programı da var mıydı? İsterseniz bir ufak oradan Evet. da bahsedelim. Tabii bizde bir tane doktora var. Doctorate in Business Administration diye geçiyor. 4 yıllık bir program. Research proposal gerekiyor. Ve IELTS daha yüksek istiyoruz doktora programımızda tabii ki. 7 istiyoruz. Diyelim ki öğrencinin research proposal oldu. Belki 4 yıl yerine 3 yılda tamamlayabilir doktorasını. Ama fiyatı da biraz daha yüksek oluyor tabii ki. Ne kadardan başlıyor fiyatları? İndirimsiz fiyatı 15 bin euro.
Yine diğer ülkelerden daha uygun günlerim. İndirmişiz. Evet, Tabii doktora çok size şey... artık bu burslu fiyatları anlatırken pahalı geliyor değil mi? 15 bin eurolar falan. Bizim Artık evet, normal dediği karşılığında master'da fiyatlar. indirimli. Evet, artık o kadar indirim yaptık ki aslında şu Evet. an doktora da indirim var açıkçası. Neredeyse 11 bin euro civarına geliyor. Yani başvuru düşünen öğrencilerimiz olursa ne güzel. Bu arada şunu da vurgulamak isterdim Şevval Hanım. %100 İngilizce eğitim alan öğrenciler, zaten biliyorsunuz birçok öğrencilerde bu IELTS stresi oluyor. IELTS'ten bir yol arıyorlar kaçmak için, girmemek için o sınava. Evet. Şöyle bir avantaj da var. %100 İngilizce eğitim aldılarsa Türkiye'deki okul üniversitelerinde bile öğrenciler IELTS sınavına girmeden University for the Creative Arts'ın bölümlerini kabul alabiliyorlar. Hangi üniversiteden mezun olurlarsa olsunlar mı? Hangisinden olursa Vallahi süper. Daha ne olsun? olsun. Evet. Yani dil sınavına da girmelerine gerek Evet. kalmayacaktı. Zaten Evet. artık %100 İngilizce eğitim almışlar. Evet. Ama yani öğrenciler, şunu söyleyeyim, Almanya'ya gittiğinizde zaten Almanlar çok güzel gerçekten İngilizce konuşuyor. Yani öğrenciler düşünmesin ki Almanca bilmiyorum, Almanya'ya gittiğimde ne yapacağım? Yani Türk Demin dışında. Şefik Bey yorumlara yazmış Berlin ikinci Londra diye. O yüzden Evet. bence o çok güzel özetledi de şimdi yayını sonradan izleyenler yorumları göremiyorlar. O yüzden tabii ki siz tatlı tatlı anlatın yani o insanların ne kadar İngilizce konuşmaya şey olduklarını. Evet, gerçekten yani İngilizceleri çok iyi, yani Almanların ve konuşuyorlar. Mesela Fransa'ya gidiyorsunuz, Fransızlar sizinle konuşmaz Almanca, İspanyollar bilmezse, ama Almanlar güzel konuşuyor ve biliyorlar gerçekten İngilizce. O yüzden de hiçbir sıkıntı yaşamaz öğrenciler. Sadece mesela hep diyorum, Almanca bilmenizin avantajı ne? O ülkede yaşayacaksınız, 10 iş yerine vurabileceksiniz Almanca diliniz olsa. Ama İngilizceyle 5 yere başvuru yapabileceksiniz. O yüzden tabii ki Almancanız olması avantaj ve olması gerekiyor zaten o ülkede kalıyorsunuz artık. Süper. Güzel bir soru gelmiş aslında. Burada sizin de belki partnerler üzerinden yanıtlayabileceğiniz okulların ranking sıralamaları sorulmuş. Dünyadaki yerleri aslında. Burada Creative Arts'tan bahsederken İngiltere'nin en iyi 7. okulu olarak seçildiğinden bahsettiniz. Yine Amerikan partneriniz için de sanıyorum o da iyi bir listede sıralamada. Evet, o da Burada toplu. hani şey de söyleyebiliriz öğrencilere birçok ranking sitesi var. En güvenilir Tabii oradan da olanlarından bakabilirler. belki QS'e bakabilirler. Ondan Tabii. sonra oradan zaten rahatlıkla kendileri de görüyor olacaklar. Hani tarafsız bir ranking sitesinden bakmaları yeterli diye düşünüyorum. Burada sorular da görüyorum ben. Bu Evet. Financial aid hakkında bilgi alabilir miyim? Burs kısmı ile alakalı belki bir tekrar edersek yeni katılan Tabii, arkadaşlarımız da olmuş çünkü. yüksek lisans için ortalamanıza bakarak okul indirimler sunacaktır. %50'ye varan indirimlerimiz var. Yüksek lisans için de Haziran sonuna kadar başvuran öğrencilerimize indirimler sunuyoruz. Yani çok güzel bölümlerimiz var, çok güzel indirimlerimiz var. Bölüm değişikliği yapmak istiyorsanız yani güzel bir fırsat sizin için. Mesela Global MBA, Dijital Marketing, Finans ve Investment, İnovasyon ve Girişimcilik, Turizm bölümü. Yani birçok bölümler var ve indirimlerimiz de çok güzel. Yani 5.000 Euro'dan başlayan fiyatlar var yıllık. Yani bunlardan faydalanabilirsiniz. Taksitlendirmemiz de var. O yüzden deadline'ı kaçırmadan en iyisi Endesa Evet. Broad'la Benim başvurunuzu favori bir yorumum var. Yayının başında gelmiş. Peki nasıl yapın. gideceğiz diye. Bize başvuru süreciyle alakalı da bir son olarak bilgi verirseniz Günel Hanım çok çok iyi olur. Tabii başvuru şöyle, belgeleri zaten size ilettikten sonra başvurunuzu Endesa Broad yapacaktır. Bütün evrakları iletmeniz gerekiyor. İşte IELTS sertifikanızı, transkript, diploma, CV, motivasyon. Zaten hepsini kontrollü şekilde başvurunuzu yaptıktan sonra aşağı yukarı 2 haftaya kabulünüz geliyor. Kabulünüz geldikten sonra okula bir depozito ödüyorsunuz. Zaten o eğitim ücretinden çıkıyorlar o depozitoyu. Depozito ödedikten sonra acceptance letter geliyor. Hem Almanca hem İngilizce. Ve bu acceptance letter'dan sonra da artık vize başvurunuzu başlayabilirsiniz. Yani vize işlemlerini başlayabilirsiniz.
Yani çok kolay yani hiçbir evrakların aslını istemiyoruz. Bizi Almanya'ya yollayasınız. Hiçbir şeye gerek yok. Yani skan edip taratıp yollamanız yeterli oluyor. Süper. Dil belgesi olmayan öğrenciler şartlı kabul alabiliyorlar mı? Evet. Süper. Mert Bey sormuş. Sanırım sonunda katıldı. Berlin School of Business and Innovation'ı ağırlıyoruz Mert Bey. Nisa Hanım, sizler de özellikle University of Creative Arts'ın sıralamasına bakarsanız QS'ten ağırlıklı olarak oradaki diplomaları sağlıyor BSBI okulu Berlin'de eğitim verirken. Güzel takipçilerimiz de var. Kerem Bey hemen yazmış okulun ismini ve bakıyorum sıfır hata yazmış. O da süper. Günel Hanım, çok teşekkür ederim katıldığınız için. Bir Rica kere ederim her Ebru. bölümden, her alandan öğrencilerin başvurularına açık bir okul olduğunuzu yinelediniz. Not ortalaması konusunda Evet. kaygısı olan, özellikle yüksek lisans yapmak isteyen öğrenciler için çok güzel açık kapılar bıraktınız. Lisansı Türkiye'de İngilizce okumuş olan öğrencilerin İngilizce yeterlik belgesi sunmalarına gerek olmadan kabul alabileceğinden bahsettiniz. Tabii. Lisans programlarında 4.500 Euro'dan başlayan fiyatlar konuştuk. Çok 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 iyi bir fırsat bu lisans öğrencileri için. Yüksek lisans programlarında da yine UK kualifikasyon, oradan alınabilecek yine diplomaların 7.500 Euro'dan başladığını ve üstelik bunlara taksit imkanı olduğunu da söylediniz. Evet. Eminim ki bütün katılan öğrencilerimiz için ve yayını sonradan izleyecek olan herkes için çok verimli, faydalı, özellikle göçmenlikle alakalı olan o ufak bilgilendirmeniz mutlaka ki bence herkesin işine yarayacaktır diye düşünüyorum. Başvuru için tabii adres gösterelim. Öğrencilerimizin bizlere ulaşması gerekli. İhtiyacınız olan evraklar, bölüm analizi, fiyat analizi, hangi intake'e yerleştirelim sizi, bunlarla alakalı Endless Abroad'un uzman danışman kadrosu sizlere mutlaka yardımcı oluyor olacak. Bunun yanında da daha detaylı bilgi almak isteyen öğrencilerimizi de tabii ki ben yarın online.endlessabroad.com.tr'ye de davet etmek istiyorum. Bu süreçte tabii ki evlerdeyiz. Bunu bir avantaja çevirmek istedik. Sizlere böyle bilgilendirici birçok toplantı yapıyor olacağız ama yine belirttiğim adreste de bütün danışman ekibimiz sizlere yardımcı olmak için stand başında bekliyor olacak. Aynı zamanda da sürecinizle alakalı, Berlin School of Business and Innovation'ın başvuru süreçleriyle alakalı, sizin bu yolu, rotayı nasıl çizebileceğinizle alakalı bir yüz yüze görüşme gerçekleştirmek isterseniz yine bizlere yazın veya online.endlessabroad'a gelin. Canlı görüşmeler odasından yine orada danışmanlarımızla yüz yüze bir şekilde, tabii ki mecburi online sanal bir ortamda bir görüşmede gerçekleştirebilirsiniz. Herhalde Günel Hanım, siz de davet etsek bazı görüşmelere katılırsınız diye düşünüyorum. Tabii, Öğrencilerimizin tabii, tabii. aklına Evet, sorular takılırsa yine özel evet. randevularda alabilmeniz mümkün bizlerin aracılığıyla diyelim. Çok teşekkür ederim katıldığınız Ben için, teşekkür verdiğiniz ederim. bilgiler için. Eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen buyurun. Aslında her şeyi özet olarak geçtik. Ben sadece aşağıdan yorumlara bakıyorum. Evet. Böyle çalışma izni oluyor mu eğitim süresinde vesaire? Evet arkadaşlar, çalışma izniniz de olacaktır. Eğitim sonrası 18 ay oturma izniniz de olacaktır. 3-8 not ortalama var. Burslu gitmek istiyorum. İndirim yani burs dediğimiz güzel bir indirim alabilirsiniz. O yüzden yani aslında her şeyi özetledik. %100 İngilizce eğitimi, kariyer servis merkezimiz öğrencileri bu iş konusunda da yönlendirecek. Yani bütün desteği BSB'ye sağlayacak zaten öğrencilerimize. Hem konaklama açısından hem iş açısından. O yüzden soruları olursa, görüşmek isterlerse de dediğiniz gibi spesifik olarak ben de katılabilirim görüşmelerinize. Seve seve herkese yardım ederim. Çok teşekkürler tekrardan. Ben Son ufak teşekkür bir soru ederim. gelmiş, isterseniz o da Tabii. yanıtlansın, kalmasın. Diversity hakkında bir soru gelmiş aslında. Okulun genel olarak hangi milletlerden öğrencileri ağırlıyor? Bir de onu merak etmiş Nisa Hanım. İsterseniz yanıtsız bırakmayalım. Tabii. Tabii ki Türkiye'den öğrencilerimiz var. Ben bir tek Türkiye pazarına bakmıyorum. Bütün bu post-Sovyet ülkelerine de bakıyorum. Oralardan da öğrencimiz var. İşte Azeri öğrencilerimiz var. Ukrayna'dan var öğrenciler. Uzbekistan var. Meksika'dan var arkadaşlarımız. Oradan da öğrenciler geliyor. Brezilya'dan, Hindistan'dan da geliyorlar bu arada. Çünkü Hindistan çok büyük olduğu için her yerde öğrencileri zaten var. Yani her yerden geliyorlar. Avrupa'dan, Polonya'dan, yani her yerden, Afrika'dan, yani çok öğrenciler var. Farklı ülkelerden var. O yüzden Alman var mı sorarsanız, Alman yok tabii ki. Çünkü Alman yani özel okul değil de devlete gidiyorlar.
yapıyorlar birçoğu. O yüzden bizde yani çok diversity okul diyebiliriz. 50, 50 değil, 50'den fazla yani. 150'den hatta fazla yani şey var. Milletler var. O yüzden o konuda da öğrenciler rahat olacaktır. Ve gitgide Türk öğrencilerimiz de artıyor bu arada. O yüzden bu konuda yani hiçbir sıkıntıları olmayacaktır. Süper. Çok teşekkür ederiz tekrardan. Ağzınıza sağlık diyeyim. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür Ben ederim. Katılan teşekkür herkese, ederim. izleyen herkese de aynı şekilde. Yakın zamanda görüşmek üzere Günel Hanım. Hoşça kalın. Hoşça kalın, İyi sağ olun. akşamlar. Hoşça kalın.